Selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle aşağı yukarı A2 seviyesindeki bir metnin analiziyle birlikteyim. Bu metinde göreceğimiz, öğreneceğimiz konu üzerinde sürekli tekrar eden konu arkadaşlar, adverb konusu. Özellikle de zarfların cümle içerisinde aldığı pozisyon. Türkçedeki zarfları biz nasıl kullanıyoruz? İngilizce'deki zarfları nasıl kullanıyoruz? Bunları karşılaştırma fırsatı bulacağız. Ve aynı zamanda çok da güzel, çok faydalı, kullanışlı bir yapıyı da sizlere göstereceğim bu metnin içerisinde. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bakalım ne diyormuş bu metin bize. Şöyle siyah kalemimizi seçelim. Diyor ki, different countries, different eating habits. Brazilians, ha, başlıkta bu arada farklı ülkeler farklı yeme alışkanlıkları diyor. Sonra Brazil'den bahsediyor. Brazilians don't like eating alone. Yalnız yemek yemeyi sevmezler diyor. Şuradaki zarf kullanımına dikkat edin arkadaşlar. Biz yalnız yemek yemek deyince, bakın şurada göstereyim. Yalnız yemek yemek. Neden yazamıyorum bugün? Yalnız yemek yemek. Bizde bakın arkadaşlar, zarf başa geliyor. Yemek yemek ifadesinin başında yalnız sözcüğünü kullanıyoruz. Bunu çevirirken kişi şöyle çeviriyor. Alone eating. Otomatikman kafamız böyle çalışıyor bizim. Fakat İngilizce'de arkadaşlar zarflar fiili niteliyorsa genelde fiilden sonra kullanılır. Farklı zarf tipleri var tabii ki. İlerleyen derslerde bahsedeceğiz. Ama %80 ihtimalle öyle diyelim, fiilden sonra kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yalnız yemek yemek şeklinde değil, yemek yemek yalnız şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Burada dikkatli olmakta fayda var. Zarf kullanımı sona atacağız hep zarfları. They like eating with their friends. Arkadaşlarıyla yemek yemeyi severler. Buradaki eating sözcüğü isimleştiriyor bakın. Bizdeki mekmak ekine tekabül ediyor. Infinitive gerund dersini eğer izlemediyseniz mutlaka dönün. O dersi izleyin arkadaşlar. They like eating with their friends and family. Arkadaşları ve aileleriyle yemek yemeyi severler. At home, evde. Or in restaurants veya restoranlarda. They never have lunch. Asla öğle yemeği yemezler. Şimdi bazılarınız diyecek ki, hocam never de bir zarf. İşte bazı zarflar farklı kullanılıyor. Always, never, sometimes. Sometimes değil, özür dilerim. Always, never, often gibi sözcükler fiilin önünde kullanılıyor arkadaşlar. Ama siz, yani bu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Always, never, often gibi sözcükleri. Bir nasıl diyelim, kendiniz bir cümle kuracağınız zaman eğer zarfınız always, never, often gibi bir sözcük değilse, rarely gibi bir sözcük değilse, gerçi rarely de kullanabilirsiniz. Şu özellikle simple present tense'te çok kullanılan sözcükler var ya, onlardan değilse zarfı fiilden sonra getirin arkadaşlar. They never have lunch at the office. Ofiste asla yemek yemezler and they eat very late at night. Geceleyin çok geç vakit yemek yerler. Bakın gene bir zarf kullanımına örnek. Biz gene ne diyoruz? Şurayı sileceğim. Alan kazanmam lazım. Biz gene ne diyoruz arkadaşlar? Çok geç vakit yerler. Ama o ne diyor? They eat very late. Yerler çok geç gibi oluyor bakın. Sözcüklerin yerleri tam birbirlerinin tersi. Dolayısıyla Türkçe'de tam böyle tersine İngilizce'ye çevirirken, İngilizce cümle kurarken tam tersiymiş gibi düşünmeniz gerekiyor. They eat very late at night at about 10 o'clock. Brazilians like strong coffee in small cups. Küçük kupalarda kuvvetli kahveyi severler. At any time of the day, günün herhangi bir vakti. Şimdi en iyi bu şekilde olumlu cümlede kullanırsa herhangi anlamı katar arkadaşlar.
En iyi illa olumsuz cümlede kullanılacak diye bir kaide yok. Olumlu da kullanırsa herhangi anlamı katar ve kendisinden sonra da tekil bir sözcük gelir. Gerçi burada time sözcüğü sayılamayacağı için bunu gündeme almamıza gerek yok şu an. They make many different fruit drinks. Çok farklı meyve içecekleri yaparlar. And also very good beer. Ve aynı zamanda da çok iyi bira yaparlar diyor. They don't eat on the street or on the bus. Sokakta, caddede veya otobüste yemek yemezler. On the bus'a dikkat arkadaşlar. Toplu taşıma araçlarında derken, otobüste, gemide, seyahat nereden çıktı? Otobüste, gemide, uçakta vesaire on kullanılıyor. And they never eat with their hands. Elleriyle asla yemezler diyor. Ayaklarıyla mı yiyorlar? Ha. Yani çatal bıçakla yerler demek istiyor. They eat pizza and sandwiches with, bakın çatal bıçakla, knife and fork. Knife, bıçak, fork, çatal. Burada bir şey var mı? Benim dikkatimi çeken yok. Ha, bu arada metinler arkadaşlar, benim mesela gözden kaçırdığım ama sizin kafanızı kurcalayan bir şey olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıt veririm. Bunun yanında eğer incelenmesini istediğiniz metniniz varsa onları da paylaşabilirsiniz benimle sevgili arkadaşlar. Onları da seve seve incelerim. Many Filipinos have three meals a day. The Philippines'e geçti. Filipinler, daha doğrusu Filipinler, Filipinli derken Filipinos oluyor. F harfi kullanılıyor. Many Filipinos have three meals a day with two snacks in between. İlginç bir yapı. Birçok Filipinli diyor 3 öğün yer with two snacks in between. İki tane de atıştırmalık arada. Şimdi şurada 3 öğün diyor ya, şunlar 3 öğün olsun. Two snacks in between dediği bu öğünlerin arasındaki kısma diyor bakın. İlginç bir yapı. Rice is a part of every meal. Her bir öğünün bir kısmıdır rice. Yani her öğünde bunlar pirinç yiyorlarmış. Ya da pirinçten yapılan herhangi bir şey. Every'den sonra tekil sözcük kullanılmasına dikkat edin arkadaşlar. Çok sık yapılan bir hatadır. Siz bu cümleyi kuracak olsanız every meals deme riskiniz var. Ancak every'den sonra daima tekil bir sözcük kullanılır. Everyday'den aklınıza gelsin. Hatta everyday de arkadaşlar, işte her gün okula giderim demek istiyorsunuz. Mesela everyday zarf olarak kullandığınızda every ve day ayrı ayrı yazılıyor. Aklınızda bulunsun. Sıfat olarak kullanılırsa bitişik ama zarf olarak kullanılırsa ayrı ayrı yazılıyor. People make desserts with it. Pirinçten bak tatlı yapıyorlarmış. Yoksa sütlaç Filipinler'den mi geliyor? Filipinos like eating soup. Çorba içmeyi severler. Şimdi bir Türk bu cümleyi kuruyorsa Filipinos like drinking soup der. Siz demeyin arkadaşlar. Gene bizim Türklerin çok yaptığı bir hatadır. Filipinos like eating soup. Soup eat edilir arkadaşlar. Meat, et yemeyi severler. Vegetables, sebze yemeyi severler. And a lot of different sauces. Ve bir sürü de farklı soslar yemeyi severlermiş. In some parts of the country, ülkenin bazı kısımlarında they make wine. Şarap yapıyorlarmış. Filipinos usually eat with their families. Aileleriyle birlikte genelde yemek yerlermiş. Bakın usually zarf olarak eat'in önünde kullanılmış. İşte bu birkaç tane sözcükten bir tanesi arkadaşlar. Fiilin önünde kullanılan zarflara örnek olarak birçoğu fiilden sonra kullanılıyor. Usually, always, often gibi sözcükler fiilden önce kullanılıyor. They eat with a fork and a spoon. Bir kaşık ve çatalla yerlermiş. Or with their hands veya elleriyle de yerlermiş. It is polite to leave. Bu yapıya bayılıyorum. Çok seviyorum öğretmeyi de. It is polite to leave. Bırakmak kibarlıktır derken bakın. It'le sözde özne kullanıyor. It is polite to leave. Bırakmak kibarlıktır. Biz kuracak olsak bu cümleyi muhtemelen şöyle derdik bakın. Yani siz öyle derdiniz. Leaving is polite derdiniz, değil mi? Bırakmak kibarlıktır. Yanlış mı bu? Hayır, yanlış değil ama
Doğal dil kullanımı dediğimizde bakın, bunu tercih etmiyoruz arkadaşlar İngilizce'de. Leaving is polite demiyoruz. Leaving a little food on the plate is polite demiyoruz. Diyebilirsiniz, herhangi bir sakıncası yok ama şu cümle yapısı çok daha kullanışlıdır. Çok daha doğal bir dil kullanımıdır. It's polite to leave a little food on the plate. Tabağın üzerinde birazcık yemek bırakmak kibarlıktır. Biz de ne yapıyoruz halbuki? Tam tersine. Bırakıyorsan beğenmedin mi oluyor? Biz böyle kazıyoruz değil mi ekmekle dibini? Onlar da bırakıyorlarmış bir miktar. At the end of the meal. Yemeğin sonunda. Finland. In Finland there are a lot of dishes. Çok fazla yemek vardır. Dish'in iki anlamı var arkadaşlar. Bir tabak çanak demek, bir de yemek demek. Burada tabii iki yemek anlamında. Smoked fish. Bu tütsülenmiş balık oluyor. And hot soups ve sıcak, daha doğrusu acı çorbalar. Hot'ın iki anlamı var arkadaşlar. Birisi acı, birisi sıcak. Are some examples of these dishes? Bu yemeklerin bazı örneklerindendir diyor. In Finland, Finlandiya'da fast food includes pizza and sausages. Fast food meselesinin içinde pizza ve sosisler vardır. Zaten pizza ve sosis her yerde fast food. And they are very popular. Ve çok da popülerlerdir diyor. On the streets, sokaklarda there are stalls. Güzel bir kelime. Hedef kelimemiz olsun. Olsun mu? Olsun hadi. Stall arkadaşlar. Bu el arabaları oluyor ya sosisli falan yapılan. Ya da bizde mesela sıklıkla Ankara'da ne var? Mısır satılıyor. Haşlanmış mısır. Onlara stall deniyor o el arabalarına ya da simitçiler mesela. Onlar stall. There are stalls and they sell sausages. Finland's favorite food. Bu sausage'ı da hatırlayın. Önceki metin analizlerinde anlatmıştım. Virgülden sonra o ismi niteleyen bir ifade gelir diye gelmiş bakın. Sausage'ı niteliyor burada virgülden sonra Finland's favorite food diye. Finnish people drink a lot of beer. Çok fazla bira içerler. You can buy excellent Finnish beer in every shop in the country. Ülkedeki her dükkandan mükemmel Fin biraları alabilirsiniz. During the week, hafta boyunca ya da hafta sırasında most families don't usually have dinner together. Çoğu aile birlikte yemek yemez. Have dinner kullanımına dikkat. Arkadaşlar, akşam yemeği yemek demek. Eat dinner da diyebilirdi. Bir sakıncası yok. Şöyle altını çizeyim. Sometimes at the weekends, hafta sonları they eat with their friends. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yerler. They cook meals together. Birlikte yemek pişirirler. Bakın. Yine burada da zarf kullanımına çok güzel bir örnek var. They cook meals together. Birlikte yemek pişirirler. Dikkat edin, yemek pişirmek, hatta pişirmek sözcüğü arkadaşlar cook, yemek, meal, öğün ya da neyse. Birlikte sözcüğünü biz zarfı en başta kullandık. Onda sona gittiğine bakın dikkat edin. They cook meals together or each person makes and brings a part of the meal. Veya her bir kişi each ve every kullanımı aynıdır arkadaşlar. Each dediğinde her bir anlamına gelir. Tek tek her bir kişiden bahseder. Every gene her demektir ama tek tek her birini vurgulamıyordur. Tek farkı bu arkadaşlar ve ikisinden sonra da tekil sözcük gelir. Each person her bir kişi makes yapar, hazırlar and brings ve getirir a part of the meal. Yemeğin bir kısmını. Şimdi what do the following refer to? Aşağıdaki sözcükler neye refer ediyor? Yani neyden bahsediyor diyor. They. Neredeydi bu they ya? Şeyi de yazmamış paragrafın. Hangi paragrafta olduğunu da yazmamış ama altını çizmiş burada. Allah razı olsun.
Allah tuttuğunu altın etsin. They never have lunch at Brazilians. Bu Brezilyalılar da tam bir rezil ya. Özür dilerim, bazen kendimi tutamıyorum. Many Filipinos have three meals. Şurada iti soruyor bana. Two snacks. Rice is a part of every meal. People make desserts with it diyor. İnsanlar onunla tatlı yaparlar. Ne? Tabii ki kürek dediğinizi duyar gibiyim. Hayır arkadaşlar, rice. Ne? Kürek mi? Gereksiz esprilerde bugün. Mark the following statements true or false. Doğru veya yanlış diye işaretle. Filipinos eat three times a day. Günde bunlar üç kere mi yemek yiyordu? Kaç kere yemek yiyordu? Nerede? Scanning yapıyorum. Bir ara bu okuma analizleri ilerledikçe arkadaşlar, şöyle bir elimizde olsun birkaç tane okuma analizi, yani şöyle 50'yi 100'ü falan bulalım. Okuma tekniklerinden sizlere bahsedeceğim. Skimming and scanning techniques. Unutursam yorumlara yazın, hatırlatın arkadaşlar. In Finland, fast food includes pizza. Nerede şimdi bunlar? Filipinos, özür dilerim, Finlandiya değil, Filipinos. Three meals a day with two snacks in between demişti. Üç öğün yiyordu bunlar. Eat only. Bu only'ler çok tehlikelidir bakın. Three times a day. Hayır. Sadece üç kere yemiyorlar. İki tane de snack'leri var. Atıştırmalıkları var. Hatta o da bizim hedef kelimemiz olsun arkadaşlar. Snack sözcüğü atıştırmalık demektir. O da hedef kelimemiz olsun. Şurada da altını çizdik. Yeşille. Yeşil, yeşil. Şöyle bir dedik buraya efendim. False oldu. Filipinos don't mind. Güzel bir yapıdır. Bu da hedef kelimemiz olsun. Olsun mu? Hadi olsun. Don't mind. Mind, kafaya takmak demek. Hep kendisinden sonra ing ile kullanılır. Yani problem olması demek. Filipinos don't mind eating with their hands. Elleriyle yemeği kafaya takmazlar ya da elleriyle yemek onlar için bir problem değildir diyor. Öyle mi? Galiba öyleydi ya. They eat with a fork and a spoon or with their hands. Doğru, tamam, veya elleriyle de yerler yani. Ya bir kere hangi ülkeden olduğunu söylemeyeceğim. True bu arada. Ama siz tahmin edebilirsiniz. Ya adam makarnayı eliyle yiyordu ya. Yemin ediyorum var ya, öyle kolay kolay midesi bulanan bir insan değilim ama bakamadım ya. Bir insan makarnayı elle nasıl yer ya? Böyle ah diye. Bir de böyle atıyor. Dedim uygarlık önemli bir şey. 3. You should never leave any food on your plate in the Philippines. Filipinler'de tabağının üstünde asla yemek bırakmamalısın. Tam tersi. Kibarlıktı. It's polite to leave a little food. Aha da burada. Bırakmak kibarlık. Böyle hayvan gibi gömülme diyor. Bizim Türkler gibi haldır huldur yeme. Azıcık bırak. Bu da bir garip. Bununla ilgili de çok ilginç kültürler var arkadaşlar. Bu yine bir ülkede daha var. Hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim. Yemeğin tamamını bitirmiyorsun. Bayağı bir kısmını bırakıyorsun evin önüne. Ve o orada duruyor. Günler ve kimsenin de almasına izin verilmiyor. Çok ilginç bir kültür. Günlerce evin önünde duruyor bu. Ve kokuyor böyle, böcekleniyor vesaire. O orada duracak. Sonra belli bir süre sonra tabağı çanağı içeri alıyorlar. Çok garip. Hakikaten çok garip. Sonra dörde geçelim. In Finland, family dinners are very common during the week. Aile yemekleri diyor. Çok yaygındır. Common sözcüğü de hedef kelimemiz olsun. Dört oldu bakın. Çok yaygındır.
Aile yemekleri, aileyle birlikte yenen yemekler. Konuşamadım. Family dinners. Öyle mi? Hayır. During the week, most families don't usually have dinner together. Vızt. Şöyle çizdik altına. 4. Ne biçim 4 yazdım ya? During the week, yanlış efendim, false. Evet, C'ye geçtik. Complete the following sentences according to the text. Parçaya göre tamamla. Finnish people love eating. Finlandiyalılar neyi yemeyi çok seviyordu? Smoked fish. On the streets. Finland's favorite food. Aha da buldum. Scanning'imi yaptım gene bakın. Bu da C'nin biri. C1 diyelim. Love eating sausages. Doğru yazdın mı? Sausages. 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 Yes, correct. A popular drink in Finland is Finlandiya'daki popüler içecek beer'dı. They drink a lot of beer. You can buy excellent Finnish beer. Popular sözcüğü direkt geçmiyor. Ama biz buradan bu çıkarımı bence yapabiliriz arkadaşlar. C2 Beer. Ay gene yazamadım ya. Beer. Bu arada telaffuzla ilgili ipucu arkadaşlar bunu da maalesef ki beer diye okuyor. Hocalarımız bile beer diye okuyor. Siz okumayın. Hocalarımız izliyorsa hocalarım siz de okumayın lütfen. Bu beer değil arkadaşlar. Hayvan olanı bear. Bear. Yani İngiliz aksanıyla o R'yi hiç kapatmıyorsun bile. Bear. Ya da bear. Eğer American aksenti yapmak istiyorsan. Veya şu. Buna da mesela weird deniyor. Çok garip bir telaffuz. Bir de İranlılar buna weird diyorlar nedense. Bu da where arkadaşlar. Where. Weird değil. Beer. Bear. Where. Okay. Answer the following questions. When do Brazilians have dinner? Brezilyalılar ne zaman akşam yemeği yiyorlar? Akşam yiyorlardır herhalde. Yani mantıken akşam yemeği. They never have lunch at about 10 o'clock. Çok garip. Brazilians like they make many different they don't. O zaman şu mu? They eat very late at night at about 10 o'clock. O zaman bu. Saat akşam 10'da akşam yemeği yiyorlarmış. At about 10 o'clock. O'clock. Which drinks are popular in Brazil? Hangi içecekler? Kahve ve biraydı galiba. Ha bir de fruit drinks vardı. Şimdi different fruit drinks, very good beer, bir de strong coffee. Şunlar da D2 arkadaşlar. Kötü yazdım biraz, idare edin. Fruit drinks. Strong coffee. Ve beer. Beer vardı değil mi ya? Very good beer, evet. Şimdi efendim burada da bir de şey yapıyor öğrenciler böyle oradaki cümleyi alıyorlar. Copy paste aynısını cümleyi buraya yazıyor. Yani ne gereği var ameliliğin arkadaşlar? Okulda öğretiliyor bu ayrı mesele de. Yani soru neyi soruyorsa onu yaz canım. Şimdi biri sana gelse öyle bir soru sorsa tek tek cümle mi kuracaksın? Çok garip geliyor bana. Direkt cevabı yazın.
Evet, bitti. Buyurun, siyah ekrana geçelim. Evet arkadaşlar, metnimiz bu şekilde. Umarım faydalı bir ders olmuştur sizler için. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve beğenmişseniz lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. İleriki videolardan da haberdar olmak için zil butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer sizlerin analizinin yapılmasını istediğiniz metinler varsa elinizde arkadaşlar, onları da bana yönlendirebilirsiniz, yollayabilirsiniz. Seve seve elimden geldiğince analizleri yapmaya çalışırım sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.